kanalımızda birbirinden önemli konukları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu kez de Miss Raider olarak tanıdığımız Hatice bizimle. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk Gözde. Nasılsın, nasıl geçiyor etkinlik? Çok kalabalık, çok yoğun, çok güzel bir ilgi var. Burada katılımcıları bugün neler bekledi, neler karşıladı? Şöyle söyleyeyim, gerçekten şu anda organizasyon çok kalabalık ve bu kadar ilgili olması harika bir şey. Ben bu üçüncü gelişim, hiçbir zaman kaçırmıyorum Blockchain Economy Submit'i. Üçüncüsünde gerçekten hoşumuza gitti. Şöyle tam çok sıcak bir ortam olmuş açık söylemek gerekirse. Ve burada herkesle birebir daha güzel bir iletişim haline geçebiliyoruz. Peki senin takipçilerin özellikle analizlerini çok merak ediyorlar ve gerçekten de güzel bir takipçi kitlen var. Şimdi seni yakalamışken o zaman hazır biraz analiz konuşalım kısa bir şekilde. Şimdi Bitcoin bir süredir 20 bin dolarlarda tutulmaya çalışıyor. İşte 23 bin lira çıkıyor ama o taraflarda tutunamayıp yine 21 bin, 22 bin bandında yatay bir seyir de devam ediyor. Peki bundan sonrası için bizleri neler bekler, hangi seviyeleri beklersin? Ya şöyle söyleyeyim, 22.500'de çok güzel bir destek bölgemiz vardı. Orayı kırdık, direnç haline geldi şu an için. 22.500 bandını yukarı doğru kırdıktan sonra aslında hareket gelir diye düşünüyorum. Asıl önemli mevzu bizim aslında çok önemli bir destek seviyesinde olmamız. 18.800'ün altını kırmadığı sürece aslında Bitcoin gayet güzel yerde diye düşünüyorum. Ağustos ayından da çok ümitliyim açık söylemek gerekirse. Ağustos'un biri diyeyim, ben öyle bir tüye vereyim. Yükseliş bekliyorum açık söyleyeyim. Peki bu tarafta bu kadar yoğun bir katılımcının olması, aslında blockchain tarafına çok fazla ilginin olduğunu ve kripto para dünyasına çok fazla ilginin olduğunu gösteriyor bizlere. Peki bu kadar çok ilginin olmasıyla birlikte, yatırımcıların da artmasıyla beraber Bitcoin fiyatının artık çok daha üst seviyelere taşındığını görür müyüz? Örneğin ilerleyen dönemlerde, şu an için olmasa bile, yeni bir ATH seviyesi bekler misin uzun dönem için? Şöyle söyleyeyim, 2022'de çok büyük bir ATH seviyesi beklemiyorum ama mini bir boğa beklentimiz var açık söylemek gerekirse. Hatta Bitcoin aslında 2023'ün belki ortalarına doğru da 70 bin dolar bandını görmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Ben tabii ki çok olumlu düşünen taraftayım. Aslında Bitcoin'in değeri normalde beklenen 150 bin dolarlar seviyesi ama şu an için Bitcoin normalde bir çanak oluşumu mevcuttu. Oraya gitseydi eğer ileriki zamanlarda 70 bin doları zaten rahat görecektik. Fakat ondan sonra tabii ki biliyorsunuz savaştı, ekonomik kriz haberleri Bitcoin'de etkiledi. Bitcoin'i aşağı yönlü çok fazla etkiledi. Şu an bir de Fed'in kararları var. Bugün de Fed toplantısı var. Bas puan açıklaması gelecek. Eğer 100 bas puan açıklaması gelirse veya daha üstü gelirse yine bir dalgalanma hareketi görebiliriz. Aşağı yönlü veya yukarı yönlü ani dump ve pump hareketleri gelecektir. Fakat ben artık Fed'in fiyatlandığını düşünüyorum. Fiyatlandığı için de artık 1 Ağustos gibi Ağustos ayının gayet iyi geçeceğini düşünüyorum. Çünkü aylık ve haftalık da analizlere baktığımız zaman uzun vadede yüksek sinyalleri alıyoruz indikatörlerden ve osilatörlerden. Evet, çok güzel bir noktaya değindi. Bugün önemli bir gün. Fed'in faiz kararı var. Böyle günlerde volatilite çok yüksek oluyor. Dediğim gibi dump'lar ve pump'lar oldukça yoğun bir şekilde bugün gerçekleşecektir muhtemelen. Ancak bizim yine ümidimiz Bitcoin'in böyle eski seviyelerine ulaşması, yeni bir ATH yapması. Umarız ki bir sonraki sene bu etkinliğe geldiğimizde Bitcoin'de çok daha iyi seviyeleri konuşuyor olabiliriz Hatice. Tabii 2024-2025 diyeyim ben. 2024-2025'te zaten herkes Bitcoin'i konuşacak. O kadar söyleyeyim yani. Harika. Çok teşekkür ediyorum ağzına. Görüşmek üzere. Evet, Hatice bizimleydi. Hatice her gün Twitter'dan analiz paylaşıyor. Çok da güzel bir takipçi kitlesi var. Siz de bu analizlere bakmak isterseniz kendisinin Miss Trader Twitter hesabını takip edebilirsiniz diyelim. Hoşçakalın.